Şöyle bir şey var. Türkiye'deki dil seviyesiyle buradaki dil seviyesi çok ayrı. Ben Türkiye'de A2 dil sınavına girdim ve kazandım. Göte sertifikasını aldım. Dedim ki Almanya'ya geliyorum buradan da b 1den başlayayım. Keşke A2'den tekrar başlasaydım. Hani B1'e girdim, beynimden vurulmuşa döndüm. Diyorum ki bu Almancayla Türkiye'de öğrendiğimiz Almanca acaba hani hiç mi bir şey anlamaz insan? Bir kelime bile mi anlamaz yani? Almanya'da çalışmak isteyen herkes zaten Almanca dili bilmesi lazım. Ama Türklerle çalışmak isteyenler için ayrı iş sahibi dil istemediğini onlara beyan ediyorsa o şekillere gelip çalışabiliyor. Baktığın zaman bir belge Belgeler var İstenilen belgeleri tamamlıyorsun, yerine getiriyorsun, belgelerini gönderiyorsun. Ondan sonra denkliğin çıkıyor. Bunun için neden binlerce euro para verelim, neden bu işleri kendimiz yapmayalım ki bu işlere danışmanlıkla para veren insanlar çoğunluk Türkiye'de. Türkiye dışında bu tür danışman firmalarına para veren insanlar çok az yani. yani üniversite başvuruları olsun, iş başvuruları olsun. Biz şu an rekor düzeyde bir para veriyoruz bu işler için. Onun dışında biz zaten dönerciyiz dediğim gibi. Bizim sülalemiz dönerci ve hatta Hatay'a döneri getiren ilk ailedir bizim aile. Hatay'ın zaten ilk meşhur restorantı benim dedem kendisi kurmuş. Ondan beridir nesil nesil ilerletmeye çalışıyoruz tabii bu işi. Herkese merhaba. Bugün Mert Yılmaz'la birlikteyiz. Kendisiyle sosyal medya üzerinden tanıştık. Mert Almanya ile ilgili çok faydalı içerikler hazırlıyor. En azından bana öyle geliyor. Şimdi öncelikle Mert'i bir kısaca tanıyalım kendi ağzından. Sonra yavaş yavaş Almanya ve yaptıkları üzerinden sohbetimize başlayabiliriz. Ben Mert Yılmaz, Hataylıyım. 3 yıldır Almanya'dayım. Almanya'ya öğrenci vizesiyle geldim. Her Türk genci gibi farklı iş imkanları ve hayat standartlarımı yükseltmek için böyle bir yola baş koydum. Şu an gastronomide okuyorum. Aynı zamanda da çalışıyorum. Öyle Niye gelmek istedin Almanya? Gelmek istedim. Sebepler aslında herkesin bildiği sebepler. Mesela? <laughs> Mesela ekonomiden gireceğim, e, hayat şartları, hayat standartları. Evet. Kendime hak ettiğim gibi muamele görebileceğim bir yerde olmak istedim şahsen. <laughs> Türkiye'deki şartlar, çalışma şartları, yaşam şartları benim hoşuma gitmedi ve bunun bir adım ilerisine nasıl e, çıkabilirim diye kendi kendime bir yöntemler aradım ve sonunda Almanya'ya gelmeye karar verdim. Güzel. Peki Almanya'ya gelmeye karar verdikten sonra hangi adımlar attın? Hayır. <laughs> Almanya'ya gelmek için nasıl bir yol izledim? O zamanlar çok fazla bir bilgimiz yoktu bu konular hakkında. Hı hı. Yani şimdi baksan, sorsan ilk yaptığım şeyleri yapmazdım ama o zamanlar öğrenci olarak gelmeyi tercih ettim hı hı. çünkü öğrenci olarak gelmenin biraz şartları daha düşük, bürokrasi biraz daha az o konuda hı hı. ve yapılacaklar çok daha, daha net. Yapılacaklar daha net. Bu yüzden öğrenci olarak gelmeyi tercih ettim. O bana biraz daha kolay geldi. O sebeple şu an buradayım. Ondan sonra tabii ki hedeflerim, amaçlarım değişti. Ama ilk etapta Almanya'ya gelmek önemli. Ondan sonrası zaten değişebiliyor. Öyle katı şeyler yok. Peki sen şey dedin ya şu anki akla olsaydı daha başka bir yol izlerdim. Neyi kastettin orada? Şu anki aklım olsaydı Almanya gelmek için kendi mesleğim ve kendi diplomam üzerinden gelirdim yani Hı -hı. İş arama vizesi olsun ya da herhangi bir başka bir işçi vizesine falan başvururdum. Çünkü benim amacım üniversite okumak değil Almanya'ya gelip çalışmak Hı -hı. bir hayat kurabilmek. Üniversite amacım olmadığı için bu üniversite olayı benim sadece bir iki sene böyle bir kitleri gibi bir şey diyebilirim yani iki sene oraya bir bağımlı üniversiteye okula dil kursuna bağımlı olarak kaldım. Yani ben şu anki bildiklerimi o zaman bilseydim asla üniversiteye gelmezdim. Ama tabii ki üniversite okumak gibi bir amacı bir hayali olan insanlar için bunu kastetmiyorum. Almanya'ya gelmenin yollarını arayan insanlar için bunu söylüyorum. Aynı benim gibi. Şu anki öğrendiğim bilgilerle dediğim gibi üniversite yerine daha farklı yolları tercih ederdim. Çünkü onun da şartları var. Biraz da aciliyete göre değişiyor. A2 yapıp üniversiteye başvuracağım ama B1 dili yapıp işçi vizesine başvururdum mesela. Ama tabii onu o zamanlar bilemiyoruz. Kimse de bilemiyor. O zaman yol gösteren birileri de yoktu. Ha biri geldi öğrenci vizesiyle seni alalım falan dedi. Öyle yapalım. Ben de tamam dedim. Başka seçeneğim yoktu o zamanlar. Ama şu an onun biraz pişmanlığı bende hala vardır. Yani bir iki sene bir gecikme oluyor o süre içinde. Ben bu tip şeylere senin gibi bakmıyorum. Tecrübe olarak bakıyorum. Hani bir iki sene bir Almanya'da üniversite ortamı gördüm. İyi bir seviyede dil öğrenmişsindir. Mesela bu da çok önemli. Faydalar da olmuştur yani. Hayır tamamen negatif diyemeyiz tabii ki de. En önemlisi beni Türkiye'den çıkartıp buraya getiren bir vizedir yani öğrenci tabii. vizesi. Benim buradaki hayat şartlarını görmem, yaşama, hayata atılmam, dil öğrenmem için zaten en kısa yol ve en iyi yol budur normal şartlarda. Ama Türkiye'de biraz daha sabretseydim biraz daha bir dil kursuna gidip başka bir yollar arasaydım bu gecikmeleri sağlamadan direkt Almanya'ya gelip çalışma hayatına başlayabilirdim. Çünkü öğrenciyken Almanya'da çalışmak yasak. Evet. O yüzden doğru. sizden bir geçim teminatı istiyorlar. Almanya'ya geldikten sonra çalışamıyorsunuz. Çalışmadan da Almanya durulabilecek bir yer değil yani. Çalışmadan, Çalışmadan hiçbir yer aslında öyle bir. Hiçbir değil yer yani. durulabilecek bir yer değil. Almanya biraz daha zorlar ve insana düşündürür tabii. o konuda. Tabii. Asla çok şanslısın biliyorsun. Gastronomide benim bildiğim kadarıyla dil zorunluluğu aranmayan bir meslek diyebiliyorum. Acaba öyle mi? Almanya'da çalışmak isteyen herkes zaten Almanca dili bilmesi lazım ama Türk Türklerle çalışmak isteyenler için ayrı. Türk He. iş yerlerinde çalışanlar iş sahibi dil istemediğini onlara beyan ediyorsa Anladım. o şekillere gelip çalışabiliyorlar. Ha, tamam. Tabii. Benim bilgim o zaman şöyle düzelteyim. Yanlışmış. Mesela bir Alman işletmesinde aşçı olarak çalışmak istediğinde dil kesinlikle lazım. Kesinlikle Ama lazım. biz Türk restoran olduğu için oradaki zaten patron da Türk ve hani seni getirmek istiyor. Sana yardımcı olsun diye evet. orada bu çalışanın dil bilmesine gerek yoktur evet. gibi bir ibare kullanıyor. Onu ekstra beyan ediyor. Okay. Yoksa zaten Almanya'da vize konsolosluk önce sizden bir B1 tamam. Almaca ister. Ondan dolayı o kadar kolay olmuyor maalesef. Mesela bu şansı ben de yaşadım. Benim işverenlerim de sağ olsunlar. Dil zorunluluğu istemediklerini belirtmişti. Ben de o sayede hani Almanca bilmeden buraya gelmiştim. Evet. O güzel bir avantaj. Ondan sonra gelip burada dil kursu yapıyorlar. O da ayrı. Buradaki dil kursu fiyatları Türkiye'den biraz daha pahalı. Yani ben olsam Türkiye'de yapardım dil kursunu. Ondan ama sonra içerik gelirdim. olarak farklı gibi düşünüyorum ben. Evet, evet, pahalı ama Türkiye'den de daha iyi öğrenebiliyorsun diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Türkiye'deki dil seviyesiyle buradaki dil seviyesi çok ayrı. Ben Türkiye'de A2 dil sınavına girdim ve kazandım. Göte sertifikasını aldım. Dedim ki Almanya'ya geliyorum buradan da B1'den başlayıp Keşke A2'den tekrar başlasaydım. Hani B1'e girdim. Beynimden vurulmuşa döndüm. Hmm. Diyorum ki bu Almanca'yla Türkiye'de öğrendiğimiz Almanca acaba hani <laughs> hiç mi bir şey anlamaz insan? Bir kelime bile mi anlamaz yani? Öyle bir şoka uğradım önce. Ondan sonra B1'i bırakıp tabii hmm. A2'ye tekrar bir geri döndüm. Dedim biraz yavaş, biraz yavaş. A2'den geri başlayıp temeli sağlam oturttuktan evet. sonra tabii o kurslar hepsini sırasıyla B1, B2, C1 olarak tamamladım. Ondan sonra şu an C1 sertifikam var. Hani dille ilgili bir problemim hali hazırda yok yani. E süper. Çok evet. iyi. Şimdi ben geçen hafta daha çok yeni A1 seviye tespit sınavını geçtim. Ve işte bir tane de story attım böyle. Arkada da işte o A1'de tuttuğumuz notlar var. Türkiye'de dil çalışan arkadaşlar şunu yazdılar bana. O nasıl A1? Biz bunları B1'de görüyoruz. Evet. <laughs> ben orada anladım yani. Aa bir dakika bizim gördüğümüz seviyeyle Türkiye'de gösterilen seviye farklıymışı. Evet. Biraz orada anladım yani. O yüzden sana sormak istedim. Evet. ya Bir başlangıç olarak tabii ki Türkiye'deki kurslar iyi. <laughs> Bunu YouTube'la destekleriz. Udemy kurslarıyla destekleriz. Ama <laughs> buraya geldiği zaman öyle olmuyor aslında o işler yani. yani. O hayatın içindeki Almanca da tabii farklı. Yani oraya hiç, hiç <laughs> girmiyorum. Zaten çünkü C1'i bitirmiş de olsam ben kendi adıma şu an konuşmana zorluklar çekiyorum. Çünkü evet. dil herkesin dediği gibi yaşayarak öğrenilir. Tabii. O her bir cümleyi kullanı kullanı günlük hayatta öyle kafama işleyecek. O yüzden kursla günlük hayat Almancasını zaten karıştırmıyorum. Önce bizim amacımız zaten sertifikayı almak. Sertifika aldıktan sonra bir kafa rahatlıyor. Ondan sonra her şey rayına gidiyor yavaş yavaş. Ben şeyde kurstaki öğretmenlerden şeyi duydum. Türkler diyor kağıt üzerine de çok iyiler. Yani testleri geçiyorlar, tabii sınavları ki, veriyorlar ama ki. konuşmaya gelince konuşamıyorlar evet. diyordum. Biz hedef odaklıyız. Yani o sertifika alın da bir evet. an önce başlayayım. Aslında orada hayata bakış açımız ne kadar farklı onu görürsün. Hani biz amaca yönelik pratik hani sen diyorsun mesela iki sene üniversite benim için kayıp diyorsun ama mesela batılı birisi onu işte öyle görmüyor. Ya bu da farklı bir tecrübe deneyim evet. ne olacak diyor iki seneden. Zaten yaşım genç diyor. Evet. Ama bizde böyle bir acelecilik hemen ulaşma, sonuç elde etme gibi bir şey var. Evet. Hani mesela buna benzer farklılıklar yaşadın mı ya da aa bu adamlar böyle öyleymiş burada böyle mi düşünüyorlarmış dediğin şeyler oldu mu? Mesela bundan örnek verebilir misin varsa? Tabii şimdi ben zaten kendi adıma konuşayım. Üniversiteyi bitirdiğim için bir daha bir üniversite bitirmek istemedim yani. Direkt hayata atılmak istedim. Ya biz zaten eğitim sisteminden de Türkiye'de böyle yetişiyoruz yani. Tamamen tabii, tabii. ben sınavlara son gün çalışan bir insandım mesela. <laughs> ben de. hani bu dışarıdan bakılan biri için bu imkansız geliyor yani. Son gün artık adam akıllı çalış mesela. Tam öğren her şeyi kafana yerleştir ama böyle bir mantık yok. Tamamen dediğin gibi sonuç odaklı. Hatta derslere falan da gitmezdik mesela üniversitede biz. O zamanlar. buradaki eğitim sisteminin farkları zaten buradan geliyor. İnsanlar burada Tabii. öğrenme peşinde yani sadece bir hedefe, bir mezuniyet, hmm. bir belge peşinde değil. Tamamen öğrenip kendisine bir fayda çıkarma peşinde. Evet. Ondan dolayı bu da onları aslında birkaç adım önde yapıyor bize göre. Tabii. Yani bizim en büyük problemlerimiz bu. Burada mesela bir profesyonel meslekleri karşılaştırdığında onların takıldığı detaylar, indiği derinlik bizden çok farklı. Yani biz yapıp geçiyoruz. Diyoruz ki tamam oldu mu oldu kardeşim. O diyor ki tamam oldu. Çalışıyor mu? Çalışıyor ama bu diyor ileride çalışmaz. Şurayı kontrol ettim mi? Buna baktım mı? Şu yani o yüzden çok ayrı bir sistem, ayrı bir düşünce tarzı var. Evet. Bence. Bir de şöyle bir şey var buradaki eğitim sisteminde. Öğrendiğin her şey bir sonraki etapta yine karşına çıkıyor. Yani Hı -hı. onu öğrendin bitti gitti. Kaldır kenara tarzı bir şey yok. Evet. Yani ben şu an Ausbildung'da yapıyorum gastronomi de aynı zamanda. Hı -hı. Mesela bizim bir sınavımızdan geçen seneki gördüğüm şeyler bu sene mesela tekrar önüme çıkıyor. Biraz daha geliştirilmiş bir Hı -hı. şekilde. Geçen sene onu tam olarak öğrenemediysen bu sene zaten üzerine koyabilme ihtimalin sıfır. Ondan dolayı bunlar da onu yapmak için uğraş zaten seni tam donanımlı bir personel olarak yetiştirmek için çabalıyorlar. O yüzden zaten bu üçüncü ülkeler diye tabir ettiğimiz yurt dışından Türkiye gibi ülkelerden insanlar çalışmak için geldikleri zaman onlardan bir mesleki denklik istiyorlar. Sizi bir Aynen. kurum değerlendiriyor yani sizi bir şahıs olarak değerlendiriyor. Senin ne yaptın? Tecrüben nedir? Okulun nedir? Hangi dersleri gördün? Bir seni bir teste tabi tutuyorlar. Ondan sonra seni alıyorlar çalışmak için. Şimdi sen denklik falan deyince ben aslında konuya nasıl gireceğim evet. düşünürken sen bana güzel bir kapı açtın. Ben seni Instagram videolarından tanıdım Hı. ve sen ya arkadaşlar yapmayın etmeyin. O işler böyle değil. Bakın çok kolay. Kendiniz yaparsınız. Başkasına yaptırmayın tarzı. Aslında insanlara çok büyük yardımcı olacak içerikler üretiyoruz Niye bu yola girdin? Onu bir sorayım öncelikle. Ya Şimdi dediğim gibi ben önce bu yolları bilmiyordum ilk geldiğim zaman Almanya'ya. Şimdi bunları öğrenince ben bir dönüp geriye baktığım zaman iki senemi boşa harcamışım gibi düşündüm. Sonra biraz daha araştırmaya girdiğin zaman bunlar nasıl yapılıyor? Şunlar nasıl yapılıyor? Derken bir şekilde bir bilgi sahibi oluyorsun. Tamam diyorsun. O zaman insanlar neden bu kadar bu işi büyütüyor? Ben de büyüttüm Hı -hı. zamanında. Evet. O kadar bir komplike bir durum oluşturdum. Yani ya, böyle bir çıkma bunu sonuçta? Hiçbir şey yok abi yani. Baktığın zaman bir belgeler var. İstenilen <laughs> belgeleri tamamlıyorsun, yerine getiriyorsun, belgelerini gönderiyorsun. Ondan sonra denkliğin çıkıyor. Bunun için neden binlerce euro para verelim? Neden bu işleri kendimiz yapmayalım ki bu işlere danışmanlıkla para veren insanlar çoğunluk Türkiye'de Türkiye dışında bu tür danışman <laughs> firmalarına para veren insanlar çok az Doğru. Yani. yani. üniversite başvuruları olsun, iş başvuruları olsun. Biz şu an rekor düzeyde bir para veriyoruz bu işler için. Aynen öyle. İnanılmaz bir pazar. Ben bunu var. engellemek için yani biraz da insanlar bilinçlensin diye kendimce gördüm araştırdığım ve uygun bulduğum şeyleri paylaşıyorum ki insanlar da faydalansın. Ben de faydalanıyorum. Kendi işlemlerimi de kendim yapıyorum. Benle beraber başkaları da faydalansın tabii. Ya mesela şöyle bir şey var. Şimdi benim denklik yapmama gerek yoktu. Ben çalışma vizesiyle geldim. Denklik yapmama şöyle gerek yoktu. Geldiğim mesleğin üniversitesini okumamıştım. O yüzden mesleki deneyimle geldim zaten. Hı -hı. Bir öyle bir farklılık var. Ama hani teoride şunu biliyorum. Yani denklik lazım olsa işte bir tanesi de var abi. Girer. O adımları takip ederim. Aslında çok aptal deve değil. Evet. Senin bir paylaşımını gördüm mesela yine yakınlarda. Denkliği böyle adım adım. Gerçekten aptal anlatır gibi anlatıyorsun yani artık onu izleyip kendi denkliğini yapamayacak insan yoktur. Ama neden insanlar mesela bunu tercih etmiyor ben onu merak ediyorum. Yani sen o konakta ne düşünüyorsun? Gerekli geri dönüş evet. alıyor musun mesela sana yazmıştım çok sevap kazanırsın bununla diye evet. ama hani sana gerçekten Allah razı olsun sağ ol, işte şöyle yaptın böyle yaptın çok faydasını gördük diyenler oluyor mu? Evet ben yüzlerce mesaj bir ay içinde almışımdır bu hmm. konuyla ilgili. İnsanlar en ufak bir bilgi en ufak bir cümle bile onların işine yarıyor baktığınız zaman. Bu cümle için hayatlarını zorlaştır larına gerek yok. Bu kısa bir bilgi ama bu bilgi internetten de bulunabilecek bir bilgi yani. Benim verdiğim burada olağanüstü bir hizmet değil. Herkes prosedürleri takip ediyor. Ya yani devlet sırrı değil aslında hiçbir şekilde yani herkes şu an gir Google'a denklik nasıl yaparsın de onun zaten bütün aşamaları çıkar. E millet girmiyor. Ya aslında çoğu insanın denkliğe ihtiyacı bile yok yani baktığı zaman. E, bu anabin. Ben öyle geldim. Evet, bu anabin denilen bir olay var. Evet. O anabinden bir çıktı alıyorsunuz. O bile yeter ya. O çıktığı için mi mesela o binlerce euro parayı vereceksin? Yok ama insanlar bilmedikleri için ya insanlar biraz daha bir şey arıyor, bir çıkış yolu arıyor. Ve insanlara güveniyorlar. Bir mucize bir şey de bekleyenler var. Çoğu insanın derin gibi denkliğe ihtiyacı yok. Ama bilmedikleri için çoğu şirketleri araştırıyorlar, paralar döküyorlar, danışmanlıklar alıyorlar ama işin sonu gene 2 artı 2, 4 yani yapacak. Kendin de yapabilirsin. Şimdi yani. az önce biraz bahsetti ya bu iş bir pazara döndü ya ortada milyon eurolar döndüğü için tabii ki insanlara bu çok zormuş gibi gösterecek. Sen yapamazsın, bak şöyle önemli siz karıştırsınız, en ufak bir hatanızla vizeniz iptal edin. Adam da diyor ki ya ben zaten bir kere yapacağım. Bu hayatım için çok önemli bir adım. Hani doğrusunu yapayım. Yani. Halbuki o. Firmaların altında çalışan insanlar senin benim gibi insanlar genelde Kesinlikle. öğrenciler çalışıyor evet. falan filan. Yani çok tecrübeli bir ekip falan da yok ortada evet. yani onu da söyleyelim. Ama işte insanların öyle bir ne bileyim güven eksikliği kullanılıyor ya da ihtiyaç duyduğu için İhtiyacı. onlar acite ediliyor falan. Ama işte o eğitim farkını anlatıyordun ya sen ondan konuşurken yani bunun da onunla ilgisi var diye Biz kendi işini kendi yapan bir toplum değiliz. Kesinlikle değiliz yok. Hani eğitimimizi eksik alıyoruz dedik ya az önce. Mesela bir işe başlıyoruz atıyorum iş arkadaşım Ahmet yapıyor ya o işi tamam diyorum Ahmet onu yapsın ben onu yüklenmeyeyim. Mesela burada öyle bir şey yok işte. Burada herkes kendi sorumluluğunu kendi yükleniyor yani. Kesinlikle. Ya ben o zaten o insanlar umut vaat edip o şekilde para kazanmaya çalışan insanlara leş kargası diyorum açıkçası. <gülüyor> kendi <laughs> storylerine de paylaşıyorum mesela leş kargalarından uzak durun. Akbabalara babalara bulaşmayın tarzı şeyleri. Ya yani ben onlar çünkü benim için leş kargasından farkı yok baktığınız zaman. Hani mesela ben bir elektrikçinin denklik masraflarına baktığım zaman 200-300 euro parasını görüyorsam sen o adama senin masrafın 1000 euro. Ben de üstüne 1000 euro alıyorum. Sana 2000 euroya mal diyorum diyemezsin mesela. Bu tamamen eğitimsizlik, tamamen Üşengeçlikten kaynaklanıyor. İnsanımız bunu hak ediyor mu diye bir şey sorarsan kesinlikle hak etmiyor. Ama biraz daha bilinçli, biraz çünkü dolandırılan çok. Para mesela atanlar çok. Çünkü bazı şartlar da var mesela. Sen o şartları sağlayamazsan zaten sana Merkel gelse o denkliği çıkartamaz mesela. O şartlar sende yok. Ama ben sana diyorum ki, okey ver bana paranı kardeşim. Ben sana halledeyim, deneyim olmuyor. Ondan sonra ne oldu? Dolandırıldım. E Bu kimin suçu mesela? Senin suçun mu? Yoksa o senin dolandıranın suçu suçumu? Yani karşılıklı diyorum ben. Karşılıklı. Ben büyük suç kimde mesela? Ona bakmak lazım. Sen mesela hemşireyim diyorsun. Hemşire olarak çalışacağım diyorsun almak ya da. Denkliğim yok diyorsun. Zaten denklik olmadan çalışamazsın. Dilim yok diyorsun. Dilim olmadan çalışamazsın. Ben sana mesela nasıl yardım edeyim? Bunu bir akıl var, mantık var. Evet. O şartlara uydurmadan ben öyle hop diye seni çekip çıkartamam ki mesela Hı -hı. o şeyin içinden. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi buraya gelmek istiyorsan belli niteliklere sahip olmalısın. Hı -hı. Şimdi o niteliklere sahip olmadan yola çıkıp da abi beni Almanya'ya götür de nasıl olsa olsun dersen birine o, o seni kullanır yani. O da aynen. Bana çok mesaj geliyor. Aa diyor ki benim dilim yok. Benim mesleğim yok. Benim hiçbir şeyim yok. Almanya'ya gelmek istiyorum diyor. bazılar diyor ki nasıl yapacağız diyor. Sadece Hı -hı. tek iki kelime nasıl yapacağız? <laughs> nasıl yapacaksın abi yani? Anlatıyoruz orada dil lazım, meslek lazım, eğitim lazım. Diploma olmasa da olur mesela. Bazı evet. yeni kanun var. Yazılım mühendisleri için diploma şartı yok mesela. Almanya seni senden daha fazla düşünüyor. Sana o kadar kolaylıklar sağlıyor. Ama sen tutup da mesela bir dil öğren öğrenmek için bir çaba sarf etmiyorsun. Ve bu konuda mucize bir şeyler arayış içindesin yani. O mucize yok. Gelmeyecek hiçbir zaman yani. Olan senin paran senin zamanını, senin emeğini olacak. Bunu anlatmaya çalışıyorum bütün içeriklerinde, bütün videolarında. Yani benim için bir tane videomu 500 bin kişi izlemiş. O videomdan 10 kişi bile bir kendine bir fayda çıkarsa benim için bir kardır yani baktığınız zaman. Ama sen şimdi bazıların ekmeğine taş gössün. Yarım gün topuklarından vurduruldu ya. diye haberler de ya O da o da ilginç bir şey. Yani neyse o arkadaş yani ben onu bilemem sen marka değeridir filan o konulara hiç girmiyorum zaten. Ama insanları dolandırmak ayrı bir şey, İnsanlara yardımcı olmak ayrı Hı -hı. bir şey. Paran hakkını alıp o insanı yarı yolda bırakmıyorsan Hı -hı. ona okeyiz mesela. Ama sen paran hakkını alıp o insana olmayacak şeyleri vaat ediyorsun ve yani, olmadık sonra yapacak bir şey yok deyip paranı da geri vermiyorsan mesela. Evet. Onunla ben her türlü mücadeleye girmeye razıyım yani. Onda problem yok. Anladım. Ben şimdi madalyonun diğer tarafından da bakmak istiyorum. Hani o konuda ne düşünüyorsun merak ediyorum. Çünkü ben de başta senin kadar sert düşünüyordum bu konuda. Danışmanlar şöyle işte vermeyin falan filan. Sonra bir baktım. Burada tanıştığım insanların birçoğu danışmanlarla gelmiş. Evet. Ve konuşuyorsun abi. Hani niye böyle yaptın diyorsun. Mesela şöyle cevaplar aldım. Kimisi diyor ki abi benim param vardı. Uğraşmak istemedim. Benim yerime veriyorsun. Hizmet Bas aldım. Parayı, al, tamam. Okey. Birisi de diyor ki, ki abi diyor tamam paramızı verdik işte birkaç bin euro verdik ama adam bana iş ayarladı. Evimi bulmama yardımcı oldu. Ben 3 ayda o verdiğim parayı zaten çıkardım. Hiç gözüme görünmüyor yani. O tarz insanlara, o tarz işleri yapanlara saygım sonsuz. İşini düzgün yapan her şey, herkese zaten saygım sonsuz. Onlara da gerektiği zaman desteklerim. Kendi sayfamda da paylaşırım mesela. Hı. Onlarla beraber insanlara da ulaştırırım. O konuda Hı. hiç problem yok. Ama dediğim gibi benim lafım Hı. o leş kargazı. Ak babalara. Biz şimdi şey gibi olmasın diye hani o parantezi açayım dedim. Çünkü Hı. gerçekten %10 da olsa gerçekten bu işi hak ile yapan bir Elbet kesim bari, var. Tabi. Hani hakikaten senin için uğraşıyor. Seni yönlendiriyor. Mesela senin koşulan diyor ki bak senin evet her şeyin hazır ama şunun eksik. Bunu tamamla. Şunu yap. İstersen kariyerini şöyle inşa edelim. Hangi şehirde istersin? Nasıl bir iş bakalım? Onun da dışında şöyle bir şey olmuş abi. Onu da ben yeni öğrendim. Mesela bazı iş kollarında gerçekten aracı firma olmadan gelemiyorsun. Direkt şirket istiyor. Yani bana diyor şahsi başvuru gelmesin. Bana işte x firmasıyla anlaşıyor. Evet. Ben senden alacağım elemanım Yani direkt taşeron istiyor. Bir de işin o yanı var. Yani mesela bu özellikle de. okul öncesi öğretmenliği, kreşlerde ne bileyim hemşirelik alanda falan biraz bu yaygınlaşmış. Hı -hı. Mesela onu da öğrendim. Şimdi insanların başka çaresi de kalmıyor bazı durumlarda. Hani bunları da hatırlatalım yani biz öyle herkese her duyduğunuza güvenmeyin demiyoruz. Hani evet. Bunu hakikaten hakkıyla yapanlar da var. Şimdi şöyle bazı mesleklerde zaten aracı firma olmadan gelmek çok zor. Hemşirelik mesela çünkü sen kendi kendine başvuru yaptığın zaman başvuru sahipleri seni görmüyor bile yani. Senin bevel bunguna senin CV'ne bakmıyor bile. Sadece Türkiye'den geleceğin için. Öyle de bir şey var. O aracı firmalar önce seni değerlendiriyor. Onlar da o şirketlerde anlaşma yaptığı için seni oraya otomatik yönlendiriyorlar. Bazı mesleklerde aracı firma mantıklı yani. yani süreç de kısalıyor. Yani sen... Ve şart hani yani. Işte. Evet. Aslında şunu görüyorsun hani Almanya'da da bildiğin taşeron çalışma sistemi resmileşmiş evet. yani. İnsanlar onu istiyor çünkü eleman bulamadıkları için. Yani Hı. bir de başvuru yapan insanlar o nitelikte insanlar değil. Mesela adamın dili yok bir şey yok başvuru yapmış. Onlar onu Doğru. göre göre artık bıkmışlar bundan Doğru. yani. Herkese önüne gelen başvuru yapıyor diyor artık. Onlar uğraşmak istemiyorlar. Diyor ki al bizim istediğimiz belgeler bunlar. Buna göre sen bana eleman gönder diyor. Ona da para Asını veriyor yani. Gerçekten işin o yanında var ya işte hani <laughs> az önce bahsettin ya adamın hiçbir şey yok. yabancılığı yok. Mesleği yok. Sana diyor ki abi ben <laughs> oraya nasıl gelirim? Yardım et. <laughs> gelemezsin deyince de. Gelemezsin. Bir de sonra görün koyuyorlar. <laughs> ben diyorum ki ona dil lazım, meslek lazım, şu lazım, bu lazım. Onu biz de biliyoruz diyor mesela. Ben de biliyorum. Sen de o zaman niye soruyorsun mesela biliyorsan. Yani. Hani her şey belliyse buraya gelmenin yani. yolları. Şimdi belli işçi vizesi var, iş arama vizesi var, aile birleşimi var, mavi kart yeni çıktı, fırsat kartı <laughs> Haziran'da çıkacak. Hepsinin belli. Puan puan. Şimdi Instagram'a bir fırsat kartı yazdığınız zaman keşfette zaten ...zaten onunla ilgili bütün bilgileri bulursun yani Tabii. baktığın zaman kaynaklara ulaşırsın. O konuda hiç problemimiz yok. Aslında o konuda günümüzde insanlar şanslı. O kadar çok bilgi veren var ki evet. ne sen teksin ne ben tekim. Yani bizim gibi yüzlerce insan var. Çoğalıyoruz i̇nsanlara dedi. gerçekten hani bilaharede evet. karşılıksız bilgi veriyor yani. Evet. Bunlar çok önemli. Onun dışında mesela ben kanalımda bazen başıma gelen güçlüklerden, olaylardan ya da hiç ummadığım şeylerden, sosyal durumlardan bahsediyorum. E buraya gelmek isteyen insan mesela onu rehberlik de edinebilir yani o tecrübeyle. Kesinlikle. Yani buranın hayatın en çok buradaki insanlardan öğrensin ama yalansız dolansız olacak. Tabii, tabii. İzlenme için bazı şeyler yapılmayacak yani. Hmm. Bazı yalan dolan bilgiler verilmeyecek. Ama herkes bir şeyleri öğreniyor bir yerlerden. Ondan sonra onu içerik yapıyor. Bazı bilgiler ufak tefek eksikler olabilir. Tabi onu göz ardı etmek lazım ya yani detaylı bilgi için onu kaynağını araştırıp bir bilgiyi duyuyorsanız onu duyduktan sonra onunla ilgili kaynağı bir de siz bakmanızı tavsiye ediyorum. Yani bazen anlattıkları şeylerle gerçekler tam birebir örtüşmeyebiliyor. Ondan dolayı her şeyin başı yine dönüp dönüp dolaşıyoruz. Araştırmaya araştırmaya geliyor yani. Yani tembellik etmem lazım Tembellik etmeyeceğiz tabii ki. Bence bu konudaki derdimiz anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Evet. O yüzden de konuyu senin meslek alanına doğru çevireceğim. Sen Hataylı olduğun için biraz da yemeklerden bahsedeyim. Diyorum. Mesleğin de o. Mesela en sevdiğin yemek ne? Yapmayı en sevdiğin yemek ne? Burada mesela hiç daha önce tatmadığın, yiyince çok sevdiğin bir şey oldu mu biraz onlardan bahsedebilir misin? Evet. Ya yemek şöyle zaten biz dönerciyiz yani sülalecek dönerciyiz <laughs> Hatay'da. Hatay'da zaten akla gelen ilk şey döner oluyor yani. Tavuk ve et döner zaten. Bir dakika Hatay... Özel sos. Hatay Hatay deyince benim aklıma gelen künefeydi abi. Yani. Künefe var o künefe tatlı olarak sayıyoruz tabii ki künefe de ayrı. El yapımı künefeler özeldir. Onun özel bir peyniri vardır ona böyle üstün körü bir normal kaşar peyniri ya da herhangi bir peynir koyamazsın. <laughs> Onu zaten Hatay kinevesini, Hatay ya yapan şey onun peyniridir yani baktığın zaman. Onun dışında biz zaten dönerciyiz dediğin gibi bizim hı hı. sülalemiz dönerci ve hatta Hatay'a döneri getiren ilk ailedir bizim aile. Nasıl Dedemin yani? dedeleri. ilk döneri takan Hatay'da kendileridir yani bunu da ha, bak söyleyeyim. Bunu bilmiyordum. Evet Hatay'ın zaten ilk meşhur restorantı sulu yemek lokantası, sulu yemek ve döner olarak benim dedem kendisi kurmuştur. Ondan biridir. Biz nesil nesil ilerletmeye çalışıyoruz tabii bu işi. Ben tam olarak bir aşçıyım diyemem zaten onların yanında yemesini zaten çok severiz bir şey olarak yapmasını da severiz <laughs> yemesinde severiz. Bunun yanısına sulu yemekler Hatay'ın sulu yemekleri ve et çeşitleri etlerimiz tek tarzı şeyler değil. Bu tepsi kebapları, kağıt hmm. kebapları bunu Hataylılar zaten bilir. Onlar bizim zaten yemek kültürümüzün temellerini oluşturan şeyler. Peki sen mesela en çok işte bu sadıklarını mı seviyorsun yoksa kültürel bahsettin de senin mesela en sevdiğin döner mi gerçekten? Benim en sevdiğim tabii ki bir soslu bir tavuk döneridir yani. Onu başka hmm. şehirlerden gelen insanlar da hayran kalır. Yani başka şehirlerde yapılan Hatay dönerleri de zaten gerçek hmm. Hatay döneri değildir. Hatay dönerini yemek isteyen zaten sadece Hatay'da yer. Hatay Hatay döneri bir efsanedir zaten. Onun özel sosu var. O sos için zaten millet o kadar kilometre yol yapıp Hatay dönerini yemeye geliyorlar. Sen sonuçta o zaman bunu özlüyorsundur burada. Almanya'da Hatay döneri yeme imkanımız var mı? Almanya'da yok maalesef. Kim ne derse desin döner de Hatay döneri, bilmem ne döneri, Hatay usulü künefe de olsa mesela hepsi hazır zaten. Onlar gerçek bir Hatay lezzetini kesinlikle tutmaz. Ben her yerde Hatay yazan her yere ben özel olarak gidiyorum. Acaba diyorum bir şey bulabilir miyiz? Acaba kendime yakın bir şey bulabilir miyim? Hmm. Maalesef. Hiç daha öyle bir yere rastlamadım. Bak seni yakalamışken ben ve benim gibi düşünen birçok insan var çevremde. Burada gerçekten hani iyi bir döner yok. Hatta sadece döner değil diğer yemeklerin kalitesi de düşük. Evet. Bilmiyorum bu konuda sen ne düşünüyorsun ama ben böyle eli yüzü düzgün Türk lokantasına çok az rastladım. Gerçekten çok az evet. rastladım. Bir elin parmakları kadar. Sence de bu durum böyle mi yoksa biz mi biraz şeyiz abartıyoruz? Yo doğru. Yani baktığın zaman ruhu yok yemeklerde yani. O hmm. ruhu yaşatabilen o yemeklerin içine koyabilen restoranlar o aşçılar sayılı çok az. Hmm. Hani burada herhangi bir malzeme problemimiz yok. Alım gücü yüksek herkes her şeye erişebiliyor. O yüzden yemeklerin kalitesi açısından herhangi bir problem yok ama o lezzet, Lezzetli. o ruhu o yemeğe yansıtabilen insan sayısı çok az maalesef. Ama bak malzeme diyorsun da ben çoğu yerde restoranın ismi değişiyor ama kullandığı mesela döner işte döner önlenden gidiyoruz ya koyduğu döner bir fabrikadan çıkıp tek tip gelen döner evet. işte X markada da yesen evet. de aynı şeyi yiyorsun Y markada da yesen evet. de asla bir fark yok. Evet döner konusuna geleyim. döneri yani bizim Dortmund'da zaten döneri dağıtan iki tane firma var. Yani bir tane firma en büyüğü de. O dönerde artık seçiyorsun yani dana, yaprak seçiyorsun, kıyma seçiyorsun ya da tavuk ya da hindi. Hindi de burada ben daha önce hiç yemedim bu hindi olayını da. Ben de hiç duymadım. Hindi de ben bir da meşhur da yani. Bırak. yani. Baktım orada değişik bir renkte bir şey var. O ne acaba falan domuz filan mı dedim yok. Baktım domuz döneri de var bu arada. Ona Tabii. girmiyorum Almanlardan. O hindi döneri onu da yemedim. Ama ne diyeyim? Hepsi aynı bir firmadan çıkıyor. dediğim gibi hepsi streçlenmiş, donmuş bir hmm. şekilde geliyor. Herkes aynı şeyi takıyor yani. Kendi takan dönerciye bir defa Wuppertal'da rastlamıştım. O ha. kendisi taktığını iddia ediyordu. Ondan da Tattın mı onu? Tattım onu. O dediğim lezzeti gene bulamadım ya. Yani. <laughs> ya işte diyorsun yani malzeme iyi olsa bile işte ustalık da evet. o senin ruh dediğin şeyde el lezzetinde bahar. Evet. bir şey derdi bir eksik var ama bilmiyorum. Hani nedenini de kesinlikle anlamadım. Evet. Benim şöyle bir tezim var ama onu sana da sorayım. İnsanların çoğu domuz eti yemiyor. Evet. Hatta yani %99'u. Dolayısıyla herkes mecburen Türk restoranına gidiyor. Türk restoranda sahibi biliyor ki ya iyi yapsa da gelecek, kötü yapsa evet, da gelecek. Tabii. Ucuz ma malzeme kullansa da müşteri gelecek, pahalı malzeme kullansa da. O da ne yapıyor? İşin en kolayına kaçıyor. Benim Pağal tezim bu bilmiyorum yok. sen evet. ne diyorsun? Bir de şöyle bir şey de var. Ona ilk olarak senin tezini kesinlikle doğru katılıyorum ve burada yemek kültürü olmadığı için insanlar artık fiyat hesabı yapıyor. Diyor ki Hı. burada 6 döner, burada 550 diyor. Mesela ben buraya gideyim o zaman diyor. Zaten adamın umurunda değil yani. Sadece yemek yemek istiyorum. Öyle bir kültür daha oturmamış maalesef. Doğru şey. Karnım Ama, da işte. Yani evet, zekalıyım demiyor. Evet. Ama genelleme yok tabii ki her tabii insanlar da var. Onun için güzel restoranlar da var tabii ki. O ayrı bir konu. Güzel restoranlar da mesela hangi şehirlerde rastladın? Dortmund'ta tavsiye edebileceğim tek güzel restoran vardır. O da Bosporus Restoran. Bosporus Dortmund yazdığınız zaman zaten Google'da çıkar. Hı hı. Onların müşterileri de zaten genellediğim müşterilerin dışında ağzının tadını bilen, ne yediğini bilen müşteriler, zevkli müşteriler yani. Hatta Almanya'nın ve Avrupa'nın ve Türkiye'den de özel olarak gelip yemek yiyen müşteriler var. Orada ben de yedim birkaç defa. Gerçekten Bosporus'u ayırıyoruz bir kenara. Onun dışındaki yerlerle konuşuyoruz yani. Bu genelleme yaptığım şeyleri. Anladım. Bosporus ve diğerleri diyorsun yani. Bosporus ve diğerleri diyorum aynen. Ona benzer kalitede olan mesela başka şehirlerde hiç mi bir yere rastlamadım Ben daha rastlamadım yani. Birçok yere gittim. Enteresan. Çok merak ettim şimdi. Franchise'lara da gittim. Başka yani şehir şehir NRV iaretinde gezmedim. Yemediğim yemek kalmadı restoranlarda. O zaman şöyle ben yakın zamanda bir Dortmund'u ziyaret ediyorum. Evet. Sen de beni Bosporus'a ağırlıyorsun. Kesinlikle. Hoş gelirsin. Eyvallah. Eyvallah. Bir de Türkiye'deki olay şu mesela insan malzemenin hakkını vermiyor Türkiye'de o ayrı bir konu. Bazı yerlerde ufak tefek koparmalar oluyor. Ona rağmen lezzetli oluyor mesela. Evet. Ama burada baktığınız zaman malzeme var. Her şey dolu dolu. Etse ez %100. Tavuksa tavuk hiçbir şekilde. içine ekmek yok, bulgur yok, nişasta yok bir şey yok. Ona rağmen yani orijinal et yediğini hissetsen bile gene o Türkiye'deki o anlattığım yemeklerin yerine gene geçmiyor yani. Şimdi bu söylediğin aklıma ne getirdi biliyor musun? Hı. Çocukken annem köfte yapardı. İşte köften içeri çoğaltmak için hani kıyma pahalı evet. ve işte durumları iyi olmadığı Mecbur. için. Mecbur biz de yapıyoruz. İşte et, işte ekmek Evet. İşte bir şeyler bir şey atardı o kıyma çoğalırdı. Yarım kilo kıymasın oldu bir kilo. Biz onu yerdik abi inanılmaz lezzetli olurdu. Zamanla durumumuz düzeldi. Biz %100 kıymadan bir köfte yapalım. Abi o lezzet yok olmaz. <laughs> hani işte evet. o ekmek de gerekiyor abi evet, yani. Oldum, o kadar hayatım. her şeyin de işte %100 etik falan koyunca da olmuyor Aynen. yani. Evet o baharatlar geliyor et giriyor onu oradan kapatmak için ne yaparız şey yaparım derken Aynen. ortaya bir şaheser çıkıyor yani ben ona şaheser Aynen. diyorum. Demek ki işin özü oymuş aslında hani biraz da yokluğun getirdiği bir Kesinlikle. yaratıcılık ve Kesinlikle. onun getirdiği Kesinlikle. güzellik. Valla Mert benim soracaklarım söyleyeceklerim aslında bitmedi de bugünlük bitsin diyorum Aynen. eğer senin de söyleyeceğin bir şey yoksa. Yok bugünlük benden de bu kadar. Bunun ikinci partını yaparız. Daha detaylı konulara gireriz. Şu Boğaz ziyaret evet. ettiğinde bir rapordan orada. Ondan yapalım sonra oldu. bir daha konuşalım diyor hocam. <laughs> Tamam evet. bir de Bosporus'u değerlendirelim abi. O Gerçekten oldu. iyi miydi, güzel evet. miydi, kötü müydü diye. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben Ağazına de sana, sana çok sağlık. teşekkür ederim ee, Sağ olasın. O kadar yol tepip geldin. teşekkür ederim bu röportaj için. Rica ederim. Senin de güzel davetin için ben sana teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere sağ ol. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.